Aha geldi. Şurayı yine bir kapatsak iyi olur. Ama kimse yoktu ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sevdikle Fredbear's Fright oynayacağız. Şimdi ben bunu yayında oynadım. Üçüncü geceye gelmiştim falan. Yayın çok kötü olmuştu. Sildim yayını. Ardından bir video çektim. O videoda işte çekerken hatalar falan oluştu. Yine üçüncü geceyi geçmiştim ve o video dosyası da bozuldu yani. Normalde günler önce, haftalar önce gelmesi gereken video şimdi geliyor artık. Yani sinirden oyunu bırakmıştım resmen. Evet, yine bir işçi aranıyor, anlıyorsun. Lanet Fredbear'lar. Evet, bir ve ikinci geceyi iki kez oynamaktan artık ne yapacağımızı biliyorum en azından ve perspektif görünümünü de kapattım yani. Yani böyle bir oda içinde hissi veriyor ama şu pula tıklamamız biraz sıkıntı oluyordu perspektifi varken ve burada gördüğünüz gibi Fredbear ve Spring Bonnie var. Spring Bonnie'nin kumaşı da zaten yırtık. Burada iki tane kuklamız var. Bunlar çok lanet işleri girişiyor. Çok sıkıntı çıkarıyor bize. Ardından Spring şuradaki işaretler işte havlandırma işaretleri mesela. Burada da o işaretten var. Spring Bonnie buradaki bu havlandırma işareti işte. Havlandırmadan giriyor. Havlandırmanın çıkışı da burada. Buraya geliyor kamera 4B'ye. Geldiğinde de biz şu kapıyı kapatıyoruz. Ve burada Fredbear da bütün kapılar kapalı olsa bile şu Fredbear dostumuz bütün kapılar kapalı olsa bile ofisin içine girebiliyor. Girdiğinde de kafasına bu sifon çekersek gidiyor. Ve birisi şey demişti ya, önceden yayında söylemişti galiba. Fred'in burnuna tıklayınca gözlerinden şey çıkıyor diye, evet çıkıyormuş. Bakın iyi bakın şu Fred'in gözlerine. Burnuna tıklayınca aynen çıkıyor. Belki telefonda mobilden izleyen dostlarımız göremez ama burada gözünden şey çıktı, anlaşılıyor aynen. Daha gelen giden yok ve Toyçka ve Puppet ne alaka derseniz biz de bilmiyoruz. Evet, bu dostumuz bize böyle yavaş yavaş yaklaşıyor. İkinci gecede saat 5'te tam böyle buradan çıkacak gibi oluyor. Sonrasını bilmiyorum. Burada da bir tane red var. Fare yani. O ses neydi? Saat 2 zaten, sıkıntı yok. Ardından yani diyecek pek bir şey yok. Burada da bir tane kamera çalışmıyor. Saat 7'ye kadar çalışmıyormuş, sabah 7'ye kadar, ama biz saat 6'da işi bitiriyoruz zaten. Yani bu kamera biz işteyken asla açılmıyor. Ve niye hiç kimse gelmiyor? Ve kesin inanıyorum şimdi yorumlarda birkaç kişi şey diyecek, buradaki panele bir kod yaz diyecek. Bu panele hiçbir kod yazılmıyor böyle. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. 1987 yazan mesela hiçbir şey olmuyor. 1983 yazsak yine bir şey olmuyor. O paneli süs diye koymuş oyun yapımcısı. Yani şimdi çok kişi öyle diyecek diye söyledim yorumlarda ve her tarafta nasıl diyeyim, telefon var. Bakın şurada telefon var. Ardından nerede vardı yani. Şimdi göremiyorum ama her tarafta telefon var neredeyse. Şurada var. Şurada var. Highlighted Candies 2'deki robotlar gelip onlara ses mi göndereceğiz acaba? Tabi bu sadece esprisini dedim ha. Şimdi şuradaki şey çok tipsiz yani, hep aklıma Sünger Bob'u getiriyor diyeceğim ve Spring Bonnie şimdi burada kayboldu. Havlandırmadan girdi, böyle kamera 4B'ye doğru geliyor. Şimdi havlandırmadan çıkıp buraya girer. Oha, ilk defa onu öldüm ben. O var ya. O fare yaptı değil mi?
Ulan fare, senin işini bitirmezsem. Bu bana ikinci gece hiçbir şey yapmasam da saldırmadı yani. Ama şimdi geliyor birinci gece. Saldırdı ya. Kesinlikle bu saldırdı yani. Springboy zaten daha içeri girmemişti. Yani diyecek lafım yok ya. Pekala, bu sefer Spring Bonnie saat 3'te havalandırmaya girdi. Şöyle bize doğru geliyor, şu yeraltı havalandırmasının nereden geliyor bilmiyorum. Ardından bu kamera 4B'ye gelecek ve şuradaki havalandırmaya girecek. Tamam mı? Bak şimdi Spring Bonnie'yi iyi kestirmemiz lazım. Acaba nerede çıkacak? Ardından tamam bu. Bu arada şurası bizim ofis değil, ofisin kapısı başka bir yer. Bakıyorum da hala bir geldiği yok gibi. Bir de birisi bana şey demişti, siz yorumlarda söylersiniz belki. Şu dostumuza bakmadıkça bu bize yaklaşıyor böyle. Ve Spring Boy buraya gelmiş. Böyle kamerada arada sırada buna bakmamız gerekiyor yani. Birisi demişti, bakmazsan sana doğru yaklaşabilir, senin yanına ışınlanır, ölürsün demişti. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Evet, Spring Bonnie bekliyor orada. Saat 5. Dur şu. Aa, gitmiş lan. Fare gitmiş. İne nerede acaba? Şimdi buradaki fare arada sırada bu kamerayı den kameraya altıya fırlayabiliyordu. Fırlıyordu daha doğrusu. Havalandırmaya girdi Spring Bonnie. Değil mi? Aynen, havalandırmaya girmiş. Bu sefer şu havalandırmaya girdi, bizim de kamera 4B'deki havalandırmaya. Birisi bir yere gitti ama. Ve geçtik. En sonunda ya, valla. Ve şimdi mini game çıkacak. Pekala, kusura bakmayın, videoyu da durdurup duruyorum sürekli ama. Şimdi S'ye basarak şarkı söyle diyor. Ve biz de S'ye basıp şarkı söylüyoruz. Freddy Bonnie çıkar ve Spring. Neyse. Aa, kulağım sağır ediyor. Pekala, gecemiz açılsın. Şimdi şu konuşmayı yeniden kapattı. Daha demin Purple Guy yine bir işler içindeydi ve mini game'den sonra show 1 şu anda bitti yazıyordu. Ve birisi yine bir yere gitti. Evet. Spring Bonnie kuklası gitmiş burada. Aynen. O kuklalar da burada çıkacak arada sırada. Havlandırmaya girecek. Biz de kapatacağız. O Fredbear kuklası da gitti. O da şurada olması lazım aynen. Fredbear kuklası burada. Sarı bonbon da burada. Yani bonbonun aynısı resmen. Sister Location'daki. Tamam mı bak? Şimdi bak, yeniden 1983 yazacağım ama bir şey olmuyor. Ve Fredbear. Fredbear ne ya? Fredbear. Neyse, boş ver. Ben hiçbir şey söylemeyeyim, susayım en iyisi. Fredbear bir yerlere gitmiş.
Ha bakın şurada. Koskocaman IGC'li Fred Bear orada bekliyor. Birazdan ofise de girer. Kapıları kapatmanıza gerek yok. Kapıların hepsi kapalı olsa bile girebiliyor ofisin içine. Süper gücü var Fred Bear'ın. Tamam bak bekliyoruz. Burada şu bu anda şu hydrosis yazan barda şey oluyor. Şu tepemizdeki sifonun içinde kalan su. Ve Fredbear orada yine. Fredbear kuklası buraya gelmiş aynen. Fredbear'ın kuklası şu anda burada. Fredbear kuklası. Fredbear'ın değil. Fredbear buradan gitmiş. Hadi. İyi yırttık. Fredbear böyle ofisin içine giriyor böyle. Kapılar kapalı olsa da. Ofise girdiğini gördüğünüz zaman direkt bunu çekeceksiniz. Fredbear'in kafasına da sifondan çıkan sular düşecek. Aman tanrım diyecek ve gidecek. Aha havlandırmaya girdi. Fredbear kuklası. Bonbon da zaten burada. Sprigbon'in zaten bizden uzakta yaşıyor. Aa bakın Bonbon da geldi aynen. Şimdi Fredbear yine burada. Fredbear. Burada Bonnie şapkası var bir tane. Maskesi daha doğrusu, şapka değil. Mavi bir Bonnie maskesi. Acaba havalandırmadan çıkmayı hiç düşünüyor mu Fredbear kuklası? Fredbear yine gitmiş. Ha yok burada tamam geri geldi. Fredbear geldi ve bakın şu hydrolysis barından birazcık azaldı. Ama geri doluyor merak etmeyin. Tabi siz suyun tamamını bitirmedikçe su yeniden dolacaktır. Bakın doldu bile. Ve bonbon kuklası havlandırmaya geldi. Fredbear'da çıktı. Küçük Fredbear diyeceğim ona. Küçük Fred diyeyim hatta. Küçük Ibo gibi. Şu dostumuza da küçük Fred diyelim aynen. Acaba bonbon ne zaman çıkacak? Yani çıktı. Aynen çıkmış. Sürekli monitörü indirip bakıyorum acaba Fredbear geldim diye. Aslında geldiğinde böyle tık tık ses yapıyor zaten. Eğer kameraya bakıyorsanız. Ama hiçbir kamerada yok Fredbear nedense. Allah Allah birileri hareket edip duruyor ama. Fredbear buraya geldi şimdi. Şu ana kadar enerjimizin tamamı monitöre bakmaktan gitti neredeyse. Bonbon gel buraya gelmiş. Tamam. Fredbear her an içeri girebilir. Aha geldi. Şurayı yine bir kapatsak iyi olur. Ama kimse yoktu ya. Birisi bana açıklar mı? O neydi? Abi bu sefer de kostümsüz bir tek maskesi olan fare geldi ya. Bendeki şans. Yani niye peki saat 5'te? Biri bana onu söylesin. Niye saat 5'te? Yalnız gece başladı bir 10 saniye oldu ve bonbon direkt buraya geldi. Buradan çıktı. Kamera 9'a geldi. Kamera 9'dan da 4B'ye geldi. Bonbon uçuyor yani. Girdi bile havalandırmaya. Fredbear'da zaten yok oldu yine.
Ya bak bize ne saldırdı? Açıkça söyle, bu mu saldırdı? Aslında saldırabilir bakın. Neden diye soracak olursanız daha demin kostümsüz bir tane bir şey saldırdı bize. Bunda kostümü yok ve şurada bir tane fare maskesi var. Ve az daha ölüyorduk. Bakın şurada fare maskesi var. Belki göremiyorsunuz. Ben de zor görüyorum. Onu giyip bizim buraya ışınlanmış olabilir. Ama neden saat 5? De öldürüyor bizi. Gelsin bize saat 1 daha alsın. Hiç umurumda değil. Zaman israfı yapıyor bize. Aa, çıktı galiba havalandırmadan. Aynen. Fredbear acaba nerede? Yani tam burada. Ya ben anlamıyorum bakın böyle onun gibi restoranlarda falan, robot restoranlarında aksa jeneratör olacak ki enerjimiz çok olsun. Ama bunlar dandik jeneratörler getiriyorlar ve enerji yetmiyor. Gidip aksa jeneratör alacaklar Türk malı. Yani en mantıklısı olur. Tabi espri sen diyorum, reklam amaçlı değil. Bazıları yanlış anlamasın. Ve saat 4 oldu. Bakın. Aynen bu saldırmış ve bu dostumuz saldırmış. Bakın fare maskesini yüzüne almak için, takmak için almış. Orada. Acaba ne yapmamız lazım? Tamam, havalandırmadan çıkmış galiba dostumuz. Yok, çıkmamış hala. Abo, bu geliyor. Aha, eyvah, gitti. Lanet olsun, kapat şurayı. Abi şu anda kamerayı asla açmam. Çünkü kamerayı açıp kapatınca jumpscare yiyebilirsiniz yani. FNAF 1'de mesela öyleydi. Böyle kamerayı mesela Bonnie sağ kapıdan gelince siz zamanda kapıyı kapatmadığınızda siz kamerayı açıp kapatana kadar Bonnie sizi öldürmüyor. Neyse, ben bekleyeceğim böyle. Umarım bir şey olmaz. Hadi. %14, %13. Evet. 1983 mü gireceğiz, ne gireceğiz? 571 yazan bir ne olmadı. Hayır. Aa, ölmedik, tamam. Neden kamerayı açtım ben şimdi? Daha demin de ölmedik en azından. O kısımdan iyi. Evet. En sonunda geçtik lanet ikinci geceyi de. Ve bir şeyler oluyor. Pekala, şimdi yine dans edeceğiz. D'ye basıp dans et diyordu az önce. Purple Guy yine bir işler yapıyor ve kulaklıklarınızı kulağınızdan çıkaran Pekala, tam 3. gecede bir sonraki bölüme ve mini game'den sonra Show 2 şu anda bitti yazıyordu. Neyse yani. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.